Yeah, baby. Bir litreydi. Ya hemen hemen 250 litre. Şöyle çeyrekten daha az kaldı. Bu sen gidince. Erbakan'ın sen de olsaydın burada iyi olurdu ama yoksun, ne yapalım? Ne olur, yani yılımız kutlu olsun. Öyle diyor. Bütün, bak bak çek beni. Bütün akrabalara benden, herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Nice nice yıllar, sağlık dolu, barış dolu yıllar olsun. E tabii ki hayat ne de olsa zor olsa da yine de herkese şanslı bir yıl diliyoruz. Amin. Cümlemize. Cümlemize. Alkışlayın. Var ol. Çeçin. Dur bakayım. Çekiyorsun. Bir de şu benim şiir bir tane değil de millete şiir bir tane. Ne bakayım? Tam uygun bir şiir. Sapıkla. Bence. Yine götürüyor. Rık katıyor ya. Allah'ın tanıdığını götürüyor abi. Ya sen yok de... şey bu. Export rakı ya. Çok lezzetli geliyor. Lan Türkiye'nin en lezzetli rakısı zaten Tekirdağ. Doğru. Doğru değil değil. Doğru. Sen yarın işe gitme de buluşuruz. Niye? Bilmiyorum. Gider canım. Bıçakları başka türlü sallar, o başka. Yok rakımı aynı, bu halen de aynı bunun gibi. Dur atıyor, ondan sonra başlayalım. Ondan sonra bir ay yılıp kalıyor abi. Zaten ben böyle hayret. İçmesini biliyorsan masaya otur. İçmesini biliyorsan hiç oturma. Serhat otur biraz da ben çekeyim bir. Yok yok bak. He? Yok çekmiyor. Ya neye çekiyorsun be? Ne yapacağını çek. Dikten sonra ben de çiğ aldım yavaş yavaş. Dikten sonra ya hiç mi? Yok. Hiç olur mu bari ya? Hiç olur mu? Hiç size ne kadar? Ben yavaş yavaş. Bilir mi? Geç kalır. Sonra daha iyi gideceğim. Dikten sonra dikten sonra. Çekiyor mu biliyor musun? Çekiyorum hadi. Bu soframızı geçmiş canlar için falan filan işte ayarla falan filan olmuyor zaten. Geçmiş canlar için soframı tadık. Şiir mi oldu? Son yazdıklarımı sen görmedin. Şiirle kapattı zaman müzik bittikten. Tamam. Sen ayarla okuyacaksın şiiri. Abi sana bir tane ben ajanla ayarlayayım ya, bu ne ya? Bu Almanca olmaz. Almanca şiir de mi yazıyor abi? Almanca da yazıyor. Maşallah. Tercüman burada yapabiliyor kurban değil mi? Rahat rahat yapar ya. Adam kaç senedir Almanya'da. Şu bitirene kadar ondan sonra oradayım. Tamam. O kurdu. Şey bitsin. Bu şarkı. Kapanışı şiirle yapalım. Geldin aklıma, geldin aklıma. Gittikten sonra, gittikten sonra, sayedinden sonra, ne geldin aklıma. Bizim izana gönderdim birkaç tanesini. Derin. Ulan onun gibi kabiliyetim olsa, saz çalabilsem, ben bu yazdıklarını ne Türkçe yaparım? Arkadaşlar, evet. Kapanışımızı Baki Saygılı'nın şiiriyle sonlandırıyoruz. Baki'ye dönelim. Efendim, şimdi söyleyeceğim, daha doğrusu size okuyacağım şiir biraz da kalplere dokunsa da ama değerli bir şiir. Anlayana, diri ölüm,
Giyindiğim kefen beyazdır. Ellerim kollarım kendilere bağlıdır. Dolaştığım yer kara topraktır. Diri diri yattığım yer dört duvardan çevrili derin bir karanlık kuyudur. Bahar gelse bile ışık düşmez mezarıma, beni aydınlatmaz. Gözümü bağlanmış kumaş parçası siyahlardan siyahlara boyanmış. Tezgah üstünde dokunmuştur. Çözmeye çalıştığım atılan düğüm bile çözülmeyen bir kör düğümdür. Ne baharı gör, ne baharı görebilirsin, ne de yazı. Sarıl, sırıl sıklan kefenine. Sen yalnız çıkmazsın şu gömüldüğün kara topraktan. Bir gün gelir, belki barışırız. Yattığımız kara mezarla, işte o zaman tam gireriz beraberce kara toprağa. Biraz keyifli bir şey daha alalım. Çünkü bu biraz insana dokunabilir. Ama şunu 2016'da bütün akrabalara, saygılılara benden armağan olsun diyeyim. Ama bunu dinlerken bazı şeyleri de şöyle kafanızca iyice ne düşünün. Eğer haksız yolda yürüyorsan hak arama. Hak arayan kişi mert ve temiz yürekli kişidir. Haktan kuvvet doğar, kuvvetten birlik doğar, birlikten adalet doğar. Eğer insanoğlu bunları kendine benimsemediyse, işte o zaman biraz çevresine bakınsın. Bakınsın ki doğadaki bitkiye, hayvana, böceğe ve ta ki karıncaya. Hani derler ya, bir karıncanın bin karıncaya faydası olur. Doğru. Bir arı kovanında bile arılar kendilerine göre hak ve adalet geliştirirler, uygularlar. Bazı insan bunları göremez. Daha doğrusu görüp mana veremez. Çünkü gördüğü düzeni tanımaz. Ve tanısa da inanmak istemez. Dünyada pahası biçilmez en büyük mücevher hak ve adalettir. Ağzına sağlık Fatih'cim. Emme oldu. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Sağ Bu da benden sana. Diri ölümü bir eyledi. Gönlümü aptal deli divane dediler. Şu gencecik baharımı kışa çevirdiler. Bu şarkıyı bir yerden hatırlıyorum. Benim gönlümü, bedenimi, düşlerimi diri diri karanlığa gömdüler. Beni hor eylediler. Yalanı, iftirayı yol beylediler. Hasreti, sevgiyi kolay beylediler. Gözümü bağladılar, dilimi dağladılar. Bu oyunu gönlüme, bize reva gördüler. Bana diyarları mekan eylediler. Yolumu yolundan ırak eylediler. Oluk oluk akan gözyaşlarımı silmeyip bir nehir beylediler. Bana aptal divane bali baki dediler. Karşıma geçip yüzüme güldüler. Arkamdan laf ettiler. Şu canımı yok beylediler. Ağzına sağlık. Yani görüyorsun amca oğlum bazen böyle efkarlandım. Hemen paylaş. Efkarlandığım zaman. Tamam şimdi Türkiye'de rakı açıyoruz. Ama Almanya'da yalnız olduğum zaman sağ olsun şöyle bir kadeh şarabım devamlı benim dostum.
O anda bazen şöyle kafamdan geçen şeyler bu kitaba akıyor. Almanca ve Türkçe. Bazen Almancaları Türkçe'ye çeviriyorum. Türkçeden Almanca'ya çeviriyorum. Ama şu anda şuna karar verdim. Hayır. Bu kitap sadece artık ya Almanca ya kitap yahut da Türkçe dili üzerinde yazılı şiirlerle dolacak. Ve belki gönlüm eylerse ve zaman kol beylerse bu kitabı bastırmaya çalışacağım. Yayın kuruluşu buluruz ya Türkiye'de falan. Kolay da Almancasını da yapacaklar mı oldu? Çevirtiriz ya. Sen sonunu getir şiirin abi, ben her türlü hallederim onu. Herkese bağlayınlar. Hadi bakayım oğlum. Okey o zaman. Bak bu dediğim gibi bu kitap seneye kadar dolar. Belki senenin ortasına dolar. Bu ilk şeyim olacak. Ve yanı sıra bazı öyküler de yazdım. Ama o öyküleri okuyan kişiler beni iyi tanıması gerekiyor. Yakın yoksa, dostlara şey yapacağız yani. Aynen. Artık sanırsam onu bir Alman bayan arkadaş şu anda Londra'da yaşıyor. Ona birkaç sayfa gönderdim okuması için. O acayip ateşlendi, tutuştu diye bana gönder. Ben bunları olduğu gibi bir güzel bir kitap haline getireceğim. Bakalım bakayım. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Aynen. Kapanışı yapayım baba. Yap. Hadi bakalım. Eyvallah. Sağ olasın.